Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir videoyla karşınızdayım. Eddie Hall'un World's Strongest Man, 500 kilogram deadlift yapan Eddie Hall'un beslenme ve antrenman rutinini yapacağım bugün. Antrenman rutini okey. Zaten strongman antrenmanı yapıyor Eddie abimiz. Ama beslenme kısmı birazcık beni zorlayacak. Hatta bu kadar çok beslenmek için 6.30'da uyandım. Hatta 6.20 saat şu anda arkadaşlar. Eddie normalde 7 civarında uyanıyormuş. Ama ben bir yarım saat erken uyandım ki anca yetiştiririm diye. O zaman ufaktan başlayalım. Ben size kısaca olayı anlatayım. Eddie Hall gerçekten çok kibar bir adam. Ona bu videoyu çekeceğimi söylediğimde benimle FaceTime'dan görüşüp tüm detayları anlatmayı kabul etti. Zaten beni Instagram'dan takip ettiğinde de bayağı sevinmiştim. iPhone'da ekran kaydı alırken güvenlik sebebiyle mevcut bir arama varsa sesi almıyor. O yüzden ben size konuşmaya özet geçeceğim. Sabahları iki kahvaltı ediyormuş. İlk kahvaltısında 5-6 parça bacon, 4-5 tane sosis, 4 yumurta, söğüş domates, kızarmış ekmek ve fasulye yiyormuş. Yanında da 1 litre cranberry juice içiyormuş. İkinci kahvaltısında bol meyveli bir yulaf lapası yiyormuş. Öğle yemeğinde 350-450 gram arası bir biftek, yanına 300 gram makarna ve 200 gram sebze yiyormuş ve aile boyu cheesecake'in de yarısını yiyormuş. Spor öncesi atıştırmalı olarak tombalıklı sandviç, yanına da meyve yiyormuş. 1 litre de enerji içeceği içiyormuş. Powerade içebilirsin dedi bana. İdmandan hemen sonra beef jerky yani kuru et ve 1 litre sütle yapılmış protein shake içiyormuş. Akşam yemeğinde 1 kilogram bolognese soslu kıymalı makarna ve bir tam baget sarımsaklı ekmek yiyormuş. Gece yatmadan hemen önce protein shake içiyormuş veya protein bar yiyormuş. Gece 3'te de uyku arasında tekrar protein shake içiyormuş. Bu Eddie'nin World's Strongest Man'da yarışırken prime dönemindeki beslenmesiymiş. Yıllarca her gün bu şekilde beslenmiş ve bugün bir günlüğüne bu rutini uygulayacağız. Haydi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu ilk kahvaltı. Burada beyinlerimiz yani fasulyelerimiz var. 5 tane sosis yaptım. 4 tane büyük tost ekmeği yaptım. 4 tane yumurta, domatesler. Bu normalde bacon olması lazımdı. Ben domuz olmasın diye dana aldım bunu. O zaman başlayalım arkadaşlar. Cranberry juice bayağı hayat kurtarıcı bir şey. Hem çok sağlıklı bir şey hem de tadı gerçekten çok güzel. Antioksidan. Oh. Yani siz bana şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Ben de bu adama şaşırıyorum. Ya çünkü yemek videosunda bir yemeği bir kereliğine bir öğünlüğüne yiyebiliyorsun çok fazla. Ama bunu bütün gün boyunca ve yıllar boyunca yapmak gerçekten büyük bir zorluk ve disiplin. Oh, oh. Birinci kahvaltı bitti arkadaşlar. Oh. Eddie bana bunu yedikten sonra biraz nap yani şekerleme yaptığını söyledi. Ben biraz şekerleme yapacağım. Bunları da oh, bir sindireyim arkadaşlar. İkinci kahvaltıda döneceğiz birazdan. İkinci kahvaltıdayız arkadaşlar. Burada bir yulaf lapamız var. İçine de meyveler var. Ben bu yulaf lapasını sinirimi kolay olsun diye vegan sütüyle yaptım. Yulaf sütüyle yaptım. Yaban mersini attım içine. Muz attım. Elma ve armut attım. Şu an böyle bir yulaf lapamız var. Bu ikinci kahvaltımız. Hadi bakalım. Kendi rutinimi yaparken artık bana çok normal geliyor. Ama böyle bir başkasının ve bu kişi benden üstün biri ise onun yani rutinini yaparken hayatlarımızın ne kadar adanmış olduğunu fark ediyorum ya. Gerçekten adanmış hayatlar. Yani bunu gerçekten çok istemeniz gerekiyor arkadaşlar. Büyük bir fedakarlık çünkü. Bu kadar yemeğe zaman ayırmak, para ayırmak. Bir de ben merak ettim. Hani siz bana soruyorsunuz ya. Ben de aynı şekilde Eddie'ye sordum. Dedim ki yani bu kadar yemeği seviyor musun? Tamam hani mecbur olduğunu biliyoruz ama seviyor musun sen yani? Hayır dedi. Bu bir meslek dedi. Bu kadar yemek ne kadar güzel de olsa yemeğin kendisi meslek arkadaşlar. Sporun gerektirdiği şartlar yüzünden yiyoruz bu kadar. Ama Eddie de ağzının tadını iyi biliyormuş ha. Bayağı güzel bir şey bu arada. Yulaf sütüyle yaptım bir de ekstra bir tat kattı. Şimdi ikinci kahvaltıyı da bitirdik arkadaşlar. Yukarı çıkacağım. Bir saat şekerleme yaparım. Sonra öğle yemeği var. O zaman öğle yemeğinde görüşmek üzere. Öğle yemeğiyle devam ediyoruz. Güzel bir saat daha uyudum. Yarım saatte ilk kahvaltıdan sonra uyumuştum. 1,5 saatlik bir şekerleme de attım.
Şu an enerjim çok daha iyi bu arada video başına göre. Çünkü saat şu anda 11.30 olmuş. Başlayalım arkadaşlar. Burada 400 gram biftek var bu arada. Eddie'nin makarnası, sebzesi. Bu aile boy cheesecake'in yarısını yiyormuş normalde. Biz de öyle yapacağız. Oo, şimdi cheesecake zamanı. Oo. Eddie bunun yarısını idmandan önce, yarısını da idmandan sonra yiyormuş. Oo, biraz beynim dondu arkadaşlar. Oo. Oo. Bu kalan yarısını da akşam yiyormuş arkadaşlar. Diyette herhalde, ben anlamadım tam. Öğle yemeği de bitti arkadaşlar. Antrenman için ufaktan ben bir hazırlanayım. Gym'e gitmeden önce bir öğünümüz daha var. Ben bir üstümü değişeyim o zaman. Gym öncesi öğüne geldik. Tombaklı sandviçimiz var. 1 litre Powerade'imiz var. Ve meyve demiş, ben yaban mersini aldım. O zaman yüklemeye başlayalım. Bu arada bir şey diyeyim mi? O kadar çok yememize rağmen ben böyle halsiz hissetmiyorum yani. Gayet iyi hissediyorum kendim antrenmandan önce. Elektrolit. İki tane yedim sandviç, iki tane daha yiyeyim. All good, all good. O zaman şimdi güzelce beslendiğimize göre idmana geçiyoruz arkadaşlar. Bugün Stockman antrenmanında Fuat bana eşlik edecek. Ne haber, nasılsın? İyiyim kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Beraber güzel bir idman yaparız bugün. Fuat zaten strongman'le uğraşıyor bu arada. Bir süre yemek yok, 2 saat falan bir şey yemeyeceğim arkadaşlar. İdman arasında yeriz beraber, ben getirdim yanımda. Ben yemeyeyim, ben Edine yiyorsa bugün onu yiyorum. O zaman idmana geçelim arkadaşlar. Bu da Eddie'nin special arkadaşlar. İdmanda cranberry juice içiyor. Çünkü meyve suyunun içinde hem glukoz hem fruktoz var. Yani hem basit şeker hem meyve şekeri. İkisi birden depoları doldurmak için birebir. And
myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like İdman bitti. Şimdi Eddie'nin beslenmesinde burada 1 litre sütle yapılmış protein shake ve kuru et var arkadaşlar. Burada kuru etimiz var. Ben önce şu protein tozunu içeyim, hızlı kana karışsın. Ama shaker'ım yok, shaker getirmemişim. Direkt tozla ağzıma atacağım. Bu arada Protein Ocean'dan tuna koduyla. Bir ölçek yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir ölçek koyarsanız yeterli olacağını düşünüyorum bu şekilde. Bir ölçek yeterli olmadığını düşünüyorsanız şöyle bir ölçek daha koyabilirsiniz. Lan boğazıma kaçtı. Protein tozu bu kadar yeterli. Kalan 1 litre sütü içiyorum. Pardon. Küçük bir teknik aksaklık oldu arkadaşlar. Proteini fazla atmışız. Boğazıma kaçtı. Nerede kalmıştık? Protein tozu bir üstü içtim. Kuru etler. İdman sonrası yemek yemeyi hiç sevmem normalde. Hemen yemiyorum. Bir yarım saat sonra ama Eddie hemen yiyormuş. Biz de hemen yiyoruz o yüzden. Bitiyor arkadaşlar. İdman bitti ve şu anda akşam yemeğine geçtik. Burada 1 kilo makarnamız, 500 gram kıymamız ve bir tam ekmek, baget, sarımsaklı ekmek var. Ama yetmeyeceği için ben bunun üstüne biraz daha sarımsak tozu ekleyeceğim. Cila. Evet Cila. Nükleer biyolojik bir silaha dönüşmek için. Eddie sağlam yiyormuş bu arada. Ufaktan başlayalım o zaman. Direkt girişelim şöyle bodoslama. Ter bastı da. Yani. Normal sanki. Kaç kilo yemek yedin az önce? Yemek bitti. Kız da yedim. Kız da yok, onu da yedim. Tatlı da sıra. Eddie de bana bu konuda katılıyor. Tatlısız öğün olmaz diyoruz. Öğle yemeğinde yarım kalan bir cheesecake'imiz vardı. Onun bir yarısını da akşam yemeğinde yiyormuşuz. Konuşamam, yemek yiyorum. Yemek yerken asla kimseye konuşmayın arkadaşlar. Yemeğe odaklanmak, yemeğe gösterilen bir saygıdır. Bu videoda yemekten o kadar konuşamadım ki. Abone olun demeyi bile unuttum arkadaşlar. Allah rızası için abone olun. Bundan sonra iki öğünümüz kaldı diye hatırlıyorum. Sonra okey. Sonra yarın bir daha bu. Gece yatmadan önceki öğünümüz protein shake. Artık kalkamıyorum. Vallahi yemekten kalkamıyorum. Sol tarafım da ağrıyor herhalde. Kalp krizi geçiriyorum. Bugün o kadar çok protein tozu içtim ki artık protein tozun tadı su gibi geliyor. Artık ufaktan yatağa geçiyoruz. Son bir öğün kaldı. Son bir öğün kaldı. Gece 3'te uyanacağım. Bir protein shake daha içeceğim ulan. Son öğün arkadaşlar. Kapat. Buraya da koyayım. Tamam. Çok kötü. Evet arkadaşlar. Gece 3. Eddie protein almak için gece 3'te uyanıp shake içiyormuş. Biz de içeceğiz o yüzden.
artık besin almaktan patlayacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Ben şimdi biraz daha uyuyayım. Videonun kapanışını da sabah önce yapacağım. Ve bu video artık burada bitti. Buraya kadar geldiysen çok teşekkür ediyorum sana dostum. Nasıl içeriklerin gelmesini istiyorsan aşağı yorumları belirtmeyi unutma. Ve videomu beğendiysen de like atıp kanalıma abone olursan çok sevinirim. Kendine iyi bak.